Herkese merhabalar. Bugün Tonguç Akademide prizmalar konusunu anlatacağız. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. O zaman başlatıyorum. Hocam var hemen. ya öyle bir vuruyorsunuz ki beynim zonkluyor hocam. Elan ya. dikdörtgen prizmasından başlayacağız. En önemlisi bu Tonguç. En fazla çıkan da bu. Hocam dikdörtgen prizması bu değil mi hocam? Evlan bu olur mu? Hayır. Ya bu dikdörtgen, silindir pardon. Dikdörtgen prizması bunun kübün yani birazcık daha değişiği birazcık o, okul daha farklı. Okul kitapları dikdörtgen prizmasıdır değil mi hocam? Ee, okul kitapları harikasın. Gerçekten çok akıllıca bir. O zaman bir tane tabi... getireyim hocam okul kitabı. Bir tane varsa tabii güzel olur gerçekten. Buyurun hocam. Tonguç mükemmel. Bak bir, bu bir okul kitabı değil mi Tonguç? Evet. Bu kitabının bu kitabın bak dikkat edin. Burası dikdörtgen şeklinde görebiliyorsun. Evet. Ondan sonra öbür tarafına bakıyoruz. Burası dikdörtgen şeklinde. Evet. Peki ondan sonra şuralarına bakıyoruz Tonguç. Ersun Yanal Alan. Şurada bak derinlikler var görüyor musun? Evet. Şurada derinlikler var. Şimdi bu bir dikdörtgen prizma diyoruz biz de, Bu Kitaba bakalım. Şimdi bunun nasıl hesaplandığına bakalım. Aynı bunun gibi bu da. Anlaştık Anladım mı? hocam. Şimdi nasıl hesaplanır? Ama hesaplandana... bu dikdörtgen prizma değil değil mi hocam? Efendim yani, bu dikdörtgen prizma ne alakası var Koniye benziyor bu. Pardon, Garip bir şekil. Şimdi Tonguç'un bak. Alana baktığımız zaman şimdi bunun kaç tane yüzü var? Önemli olan o. Dikdörtgen prizmada kaç tane yüzü var? Sekiz. Bir. Hay bak bir üstü var Tonguç. Bak bir, bir üstü var. Görebiliyor musun? Evet. Ondan sonra bir bir altı var görebiliyorsun. İki. Ondan sonra bir sağ var Tonguç. Üç. Evet. Bir solu var Tonguç. Dört. Ondan sonra bir önü var Tonguç. Bize bakan. Bir de arkası var Tonguç. Altı. Mükemmelsin. O zaman altı tane yer var. Bu alanların hepsi bir dikdörtgen. Mesela alt tarafın alanını hesap etmek için ne yaparız Tonguç'um? Bununla bunu çarparız. Yani alt tarafın alanı dediğimiz zımbırtı. C çarpı B'dir. Çünkü bir dikdörtgendir. Bunu açtığımız zaman nasıl olur? Şöyle dikdörtgen şeklinde çıkar işte. Anlaştık mı Tonguç? Evet. Şimdi alt tarafın alanına baktığımız zaman bu bir dikdörtgen diyoruz. Bu dikdörtgen alanı C ile B'nin çarpımıyla ile hesaplanır. Ve üst tarafın da alanı C ve B'dir. Çünkü burası da C, burası da B'dir. Evet. Bununla bu aynıdır. Bununla bu aynıdır. Ayrıtları aynı olduğu için. O zaman iki tane C, B var bir kere. Var. Artı. Şimdi sağ tarafları hesaplayalım. Sağ taraflar da şurası değil mi Tonguç? Evet. Bu da aslında bir dikdörtgen değil mi Tonguç? Bak. B çarpı A hesaplıyoruz. Ama hem solu da aynı olduğu için 2 A B diyoruz. Evet. Artı. Bir de ön taraf Tonguç. A çarpı C ile hesaplıyoruz. Ama önü arkası aynı olduğu için iki tane de A C diyoruz. Burayı anladık mı Tonguç? Anladım hocam. Harikasın. Şimdi hacmine bakalım Tonguç'um. Hacmi ise prizmalar neydi? Taban alanı çarpı yükseklikte. O zaman taban alanı nedir bunun? C çarpı B'ydi. Hatırlıyor musun? Şurası tabanıydı bunun. Evet. Bu dikdörtgende C çarpı B taban alanı çarpı yüksekliği nasıl bulurun Tonguç'um? Bu zaten gözüküyor. A. Harika. O zaman dikdörtgen prizmada alan neymiş? Taban alanı e, iki tane taban alanı bir üst bir alt var. Artı yanal alan diye hesaplanıyormuş. Tamam mı Tonguç'cum? Şimdi Burası iki tane taban alanı. Burası da yan alanı Tonguç. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Şimdi hacimle bakarsaksa hacmi bunun şurası taban alanımızdı. Burası da yüksekliğimiz. Görebiliyor musun Tonguç? Eski öğrendiğimiz formülü tekrar etmiş olduk şimdi. Şimdi hemen dikdörtgen prizmasına baktık ve diyor ki bize hacim ne kadar diyor. Hacimin ne olduğunu biliyoruz biz. Taban alanı çarpı yükseklikle hesaplanır biliyoruz değil mi? Prizma olduğu için. Burayı anlıyor musun Tonguç'um? Anlıyorum hocam. Evladım gerçekten anlıyor musun? Soruyu çözün çözdüm bile hocam. Hemen cevabı söyleyebilirim. Söyle bakayım. Hocam öncelikle alt taraftaki şeyi buluruz. 15 metrekare ile Şimdi tamamını biliyoruz. Tamam. Yüksekliği bulmaya çalışacağız. Harika. Yüksekliği nasıl buluruz Tonguç? Hocam şimdi 30 metrekare diyor ya bir, bir da 3 diyor. Evet burası 30'muş şurası 3'müş. 3 ile neyi çarparsak 30'u buluruz. Ooo yani efsanesin Tonguç ya. 3 ile neyi çarparsak Mükemmelsin Tonguç Teşekkür ederim Demek hocam. ki yüksekliği de onmuş Tonguç'um Yani zeka fışkırıyorsun desem azdır yani Gerçekten. Hocam, beni hep ezdiniz yıllarca ama ben de geceleri sürekli ceviz yedim hocam Mükemmelsin Tonguç Giden. Ah. Dikdörtgen prizmasını açınca ne oluyor Tonguç? Bak dikkat et Kibrit kutusunu açmış gibi oluyoruz hocam Mükemmel bir Malazlar tabir. O ne demek malazlar <laughs> Şimdi Tonguç bak alt tarafı burası ya Burası altta çıktı gördün mü? üst tarafı burasıydı ya. Burası da üste çıktı. Şimdi bize bak bize bakan kısım şurası ya Tonguç. Evet. Bu bize bakıyor hala. Şurası bak şurası yan tarafı. Şurası yan tarafına çıktı. Şurası diğer yan tarafı. Şurası diğer yan tarafına çıktı. Ve arka tarafı da aynı bunun gibi pencere gibi düşünelim. Tamam mı? Arka Anladım tarafında. Hocam. Burası da bir pencere. Burası da bir pencere. Burayı anladık mı Tonguç? U? Anladım hocam. İşte bu kadar. O zaman altı tane Yüzü var değil mi Tonguç? Evet. Bunlar taban alanları. Bu alt taban alanı. Bu üst taban alanı Tonguç'um. Bunlar ne peki? 1 2 üç, dört tane olan yanal alan Tonguç. Anladım hocam. Ersun Yanal. Gibi. Evet. Çok mükemmel bir hakemimiz. Pardon teknik direktörümüz. E, sadece dikdörtgen prizması var? Hayır. Yüzlerce çeşit birimiz de var. Gelecek videomuzda üçgen prizmasını açacağız. Ama burada altıgen prizmayı da değinelim. Altıgen prizma deyince aklımıza tabanı ve alt tabanları altıgen olan bir şekil gelecek aklımıza. Anladım. Bak tabanı ve üst tabanı altıgen. Şimdi bunun bal kutusu. Düz evet ha o ne ya? Bal kutuları böyle. Aa yok. doğru. Böyle Peteğin şekli de böyle değil Peteğin mi? Peteğin şekli evet. Vay be zeka fışkırıyorsun ya. Bak düzgün altıgen olduğu için bütün kenarları birbirine eşit. Hadi bunlara 6 6 6 diyelim tamam mı? Hepsi 6 6. 6 kere 6 36. Hayır öyle bulunmuyor. Şimdi bunun yüksekliğine de 10 diyelim tamam mı Tonguç? O zaman bütün yüksekler ondur, değil mi Tonguç? Buralar, buralar, buralar falan filan. Şimdi Tonguç'um bak, bunu açtığımız zaman altı tane dikdörtgen çıkıyor. Of. Yani bunun yanal alanı, yanal alanı altı tane dikdörtgen. Peki bu bir dikdörtgenden bir tanesinin alanı ne kadar Tonguç? Bak, şuna bakalım mı? Şu pencere gibi düşünelim. Burası altı, burası on değil mi Tonguç? O zaman bir tanesinin alanı 60 değil mi Tonguç'um? Evet. O zaman hepsinin alanı 60 ise bunun yanal alanı kaçtır sence? 600 yaklaştın 6 tane atmış yani 360 mükemmelsin. Yaklaştın evet. Peki bunun tabanı altıgen olduğu için altıgen alanının formülünü bilmemize gerek yok bu sınıf için. Önemli değil ama altıgenin alanı olduğunu bilmemiz gerekiyor tabanı. Tabanı. Onu verirler mi hocam? Yani verebilirler. Anladım hocam. Tonguç'cum bak ödüllü sorumuzu yap cevaplara gönder bakalım. Evet. Ama ödüllü soruyu yazmamış unutmuşuz. <laughs> bu şeklin alanı, toplam alanı nedir diye soruyorum. Bak sana interaktif bir soru soruda yaptık. Ama bak hocam. açtığımız zaman 6 tane alan oluşuyor unutma tamam mı? Tamam. Hocam. Hadi bakalım.